Neredeydi o lan amına koyayım? Makyaj fotoğrafını üstüne Benim videosunun aklımdaki üstünde. araç 25 bin lira oldu. 25 bin lira biriktirdim. Piyasası 30 bin lira oldu. 30-35 derken piyasayı bir türlü yakaladım. Keşke alsaydım o dönem. Şu an aynı araç 80 bin lira oldu. İkinci el otomobilde kafalar karma karışık. Otomobil piyasasında artık bir düşüş olsun umutla bekliyorum. İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Mesela ikinci el otomobil. İkinci el araç piyasasında. Hasarlı araç satışları patladı. İkinci el araç sahibi olmak isteyenler için. Ben bu adama gülüyorum bu arada. Çok eleştirilse de bence iyi yani. Vallahi bu bir senede değişen hiçbir şey olmadı. Biz sizin kameralar değişmiş herhalde. Ben hala araba alamadım. Henry Ford bugün yaşıyor olsa gelip buradaki araç fiyatlarını görseydi kafasına sıkardı. Ben eşek gibi arabayı icat etmeye uğraşacağıma vergiyi icat etseydim daha fazla kazanırdım derdi. Aziz nesin zaten? Ya beni yanlış anlamayın chat. Madem dost meclisi. Bir şey sorabilir miyim? Allah aşkına. Konuşanlara gülüyorsunuz mu? Samimi sorudur. Kral başladım. Yani bir iki bölüm attım. Olmadı yani. Olabilir canım. Demek abi, adam başarısız bir adam olsa egzene geçemez zaten yani. Demek ki kitlesi var da. Bir de internette de çok seveni yok. Yani Twitter'da falan hep yorumlar negatif. Chat'te %50-50 şu anda yani. Aynen %50-50. Evet chat'te %50. Ya baba beni pek yani güldürmedi. Açık konuşayım. Yani denedim. Yengeniz çok seviyor. Güldüğünü iddia ediyor. Diyor ki bak burasını izle diyor. Burası komik diyor. Orayı da atıyor. Açıyor yine gülmüyor amına koyayım. Yani ya Aykut Elmas'ın attığı o tweet biraz doğru sanki ya. Ben de onu diyecektim. Gerçekten komik olan seyirciler var abi. Yani zamanında bu ülkede... Ya Semen'e saygımız sonsuz kardeşim. Bizimkine terstir amına koyayım. Biz gülemiyoruzdur. Bu adam başarısız bir adam olsa bugünlere gelebilir mi? Demek ki komik adam yani. Biz öyle bizim bildiğimiz doğru, bizim güldüğümüze güleceksiniz gibi bir şey söylemiyoruz ki. Herkesin güldüğü şey ayrı. Bugün Ataberk Doğan izliyorsunuz burada. Bu saatte 14-15 bin kişi. Bir numaralı kankim abone oldu. İnternete git Ataberk Doğan izleyenin amına koyayım diyen de vardır yani. Var ki yani. Herkes bize gülüyor mu? Hayır yani. Yani. O adamın da nasıl yani bu işler böyle. Oğlum Cem Yılmaz'a gülmeyen var lan aman akoyu. Yani. Sezgin Duran ikinci ayın kutlu olsun kardeşim. Sars parça. Ulan bir ninjet sesi duymaya da hasret kaldık. Sars parçala beni. Ya o yüzden herkesin güldüğüne gülmek zorunda değilsin. Ben gülemiyorum. Ben bu adama gülüyorum mesela. Peki araçların %60'ı vergidir dedi. Arkers dalga geçmek için göte geldi diye bir şarkı yaptım. Bundan mantıklı. Bu ne herkes müzisyen. Şey için söylüyorsun değil mi onu? Aynen. Eren Özer, Mary Jane abi Ezel. Oğlum o şarkının onunla bir alakası yoktu ki. Trakyalı Mert, iyi yayınlar abim, sana ve modlara selamlar demiş. Eyvallah güzel kardeşim, teşekkürler. Biçe burada mısın? Biçe buradaysan ses ver. Bu geçenki videodan sonra benim bir arkadaş haklısın deyip köşeye 10 tane megan attı. Hiç dokunmadı öyle, çeyrek gibi köşeye attı. Yo zengin mengin olmadı. Çocuğu satmaya kıyamıyor çünkü her gün yükseliyor. Hangi gün satsa zarar edecek. Her sene bu devirde araba alınmaz diye bir türlü araç alamadım. Keşke alsaydım ya. Ama bu devirde araba alınmaz ya. Ya o sarı site var ya. Allah o sarı sitenin belasını versin. Önce onu kapatın. Bu site var ya Wikipedia'dan bile daha zararlı ya. Vallahi kapatın bunu, günah benim boynumda. Vallahi anamızı s**t ya. Gel hadi takı bana bin arabama. Çıkalım yollara. Gülmüyorsan da yenge diyorsa el mecbur güleceksin. Yo öyle bir şey yok ya. Gülmediğimi ona da söylüyorum İrfan hocam. Biçe buradayım. Tamam Biçe'nin doğum gününü kutlayacağız. Chat hazırlanın. Uzak olsa da gel hadi bin arabama. Yolları sor bana. Ama ben bu işin çözümünü biliyorum. İkinci el araç fiyatları için kıyamet projesi geliştirdim. Bakın şimdi herkes dinlesin uygulasın. Bunu izleyen herkes uygularsa tamamız biz. Yolda gördüğünüz her aracın fotoğrafını çekiyorsunuz. O sarı sitede fiyatı neyse yarı fiyatına koyuyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Piyasaya kaos ve kargaşa hakim oluyor. Belki o şekilde düşürürüz piyasayı. Yok abi ya ben ucuz koymadım ya, bunun piyasası bu. Satıldı. Vallahi satıldı abi. Satıldı, yapacak bir şey. Başka zaman inşallah, hadi hayırlısı olsun. Bir Broadway alabilmek için dedemin ölmesini bekliyorum ya.
Bu kadar insanlıktan çıktım ya. Bir tarla ya, bir tarla ya. Belki 3-5 kuruş bana düşer diye ya. Bir insan daha ne kadar düşebilir ya? Hayır, parası olan da mağdur. Benim mesela patron sıfır aracın parasını ödemiş, bir yıldır aracın gelmesini bekliyor. Aynı otobüsteyiz ya. Hepimiz aynı otobüsteyiz. Ya ben bu şom ağzımı geçen videoda motor alın dedim. Motor fiyatları tavan yaptı. Ne kadar motor almak isteyen adam varsa hepsi bana sövüyor. Şimdi size motor yükseldi, bisiklet alın diyeceğim. O yükselecek, gene bana sövecekler. En iyisi ben hiç karışmayayım, ne bakıyorsanız yiyin. Passat TC. 20 bin yazayım ya. Abartı mı olur bu? Biraz abi. 30. İşte böyle böyle düşüreceğiz piyasayı. Vallahi en son burama kadar geldi. Amerika'daki arkadaşı aradım, para gönderdim. Buradaki 2011 Palio fiyatına bak 0 F16 aldım. Full artı full paket ha. Neyse bu gümrüğü vergisini falan hallettim ama bir şeye sabah katmamışım. Ya bu uçak ehliyetleri 150 bin Euro'dan başlıyormuş. Ha. Göme girdi. Yani anlayacağınız yine paramıza rezil olduk. Ancak sokak arasında kullanabiliyorum. Buradan söylüyorum, ben bunu satıyorum. Almak isteyen varsa bana da ulaşsın. Ama sadece ciddi alıcılar ya. Beni boş muhabbet için aramasınlar. Onu da söyleyeyim de burada peşi peşi. Ha böyle düşük kilometrede bile hatchback bir araç varsa takasla düşünebilirim. Onu da söyleyeyim. Oğlum harbiden ne olacak lan bu araba fiyatları? Biçeceğim.